Allah. Bismillah. Tam bir yıl önce bugün evlerimizi başlarımıza yıkan, yüreklerimizi dağlayan, yol açtığı acıları içimizde kor bir ateş misali ömür boyu taşıyacağımız büyük bir felaket yaşadık. Evet, Türkiye 6 Şubat gününe tarihinin en büyük felaketiyle uyandı. İlki saat 4.17'de Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde, ardından aynı gün 13,24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem ve şiddeti onlara yakın binlerce artçı sarsıntıyla adeta dünyamız başımıza yıkıldı. Bu depremler gerek büyüklüğü, gerek yüzeye yakınlığı, gerekse deprem bölgesinin nüfus yoğunluğu bakımından insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Deprem bölgesinde yıkılan binaların %90'dan fazlasının 1999 öncesi inşaat standartlarında yapılmış olmaları felaketin boyutunu daha da artırmıştır. Sözlerime başlarken 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 53.537 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, kendilerini tekbirlerle, fatihalarla, salavatlarla bir kez daha yad ediyoruz. İsterseniz şimdi tüm deprem şehitlerimiz için birer fatiha okuyalım. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Mehmet Akif'in şehitlerimiz için yazdığı şiirindeki bu mısralarda olduğu gibi depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını tekbirlerle, aminlerle kalplerimizde inşallah hep yaşatacağız. Rabbimden bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Miraç hürmetine şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 binin üzerindeki insanımız başta olmak üzere depreme maruz kalan vatandaşlarımızın tamamına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Milletleri millet yapan özelliklerinden biri de sevinçleri paylaşarak çoğalttıkları gibi zorluklar karşısında tek yürek ve tek bilek olup acılarını paylaşarak dayanılır kılmalarıdır. Sabır, umut, metanet, dayanışma, yardımlaşma, fedakarlık. Bu hasletler hem birey hem toplum olarak bizlere en çok böyle zamanlarda lazımdır. Hamdolsun milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık. Bugün de Kahramanmaraş'ta 9.289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş'ta 20.000 konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Şehrimize konut, iş yeri ve ahır olarak hak sahibi yaklaşık 78.000 vatandaşımızın tamamına da anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız. En son hak sahibi vatandaşımız da güvenli yuvasına kavuşuncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Tek millet, tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek
Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş. Hep birlikte Türkiye olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun.